Kıymetli dostlar selamlar, sevgiler Ula'dan. Sanırım bu 12 serilik videomuzun en kısası bu olacak. Kısa tutmaya çabalasam da sonunda bakıyorum bazen video uzamış. Dayanamıyorum çünkü bazı şeyleri ilave etmek istiyorum. Videonun ismini okudunuz. Hipoglisemi, hiperglisemi. Bunu sıklıkla duymuşsunuzdur. Özellikle kan ölçümü yaptırdığınız zaman hastanede, sağlık ocağında bir hemogram yaptırdığınız zaman karşınıza sıklıkla çıkar. Ne olduğunu azıcık belki biliyoruz fakat neden olduğuyla ilgili bilgimiz belki biraz daha az. Şimdi bu konudaki bizim en önemli kıymetli organımızın da pankreas olduğunu hatırlatıyorum. Bütün organlarımız birbiriyle bağlantılı çalışsa da şekerle ilgili en büyük düzenlemeyi pankreasımız yapıyor. Peki nedir bu hipoglisemi, hiperglisemi? Yine GEPS davranışında yanlış yeme içme bozukluğu olan insanlarda, GEPS kişilerinde ortaya çıkan bir durum. Yani günümüzde artık bize alıştırılan reklamlar, marketler, zincir restoranlar sonucu gıda adı altındaki maddeleri, işte özellikle şekerli, hani bilirsiniz ya bazı özellikle hanımlar der, çikolatasız yapamam. Anlatabiliyor muyum? Yani söylerken bile aklını kaybeder. Bir yüz ifadesine bir bakın. Neden yapamadığına bense şaşırıyorum. Ben yapıyorum örneğin. Şunu da söyleyeyim, ben de yapamıyordum. Ben işte Burçak var ya, başında bir markanın ismi var. Nokta nokta Burçak. Sürekli çekmecemde çalışırken hep yerdim onu. Benim eksik kalır bir tarafım yoktu yani, baklavalar, börekler, oha yani neler neler. O bakımdan ben sizi anlıyorum ama lütfen sizin de beni anlamanızı istiyorum. Şimdi bunları yediğiniz takdirde hemen vücut hiperglisemiye çıkıyor. Yani kan şekeriniz zıplıyor, tavan yapıyor. Böyle olunca ne oluyor? Hiperglisemi de vücuda zarar verir, hipoglisemi de, yani kan şekerinin yüksekliği de düşüklüğü de zarar verir. Böyle olunca zavallı pankreas ne yapıyor? Hemen devreye giriyor ve insülin salgılıyor. Dengelemek için kan şekerini. Ve bir saat içerisinde sizin kan şekeriniz tekrar hop aşağı iniyor, hipoglisemi. Ve bu sefer yine eliniz ayağınız titremeye başlıyor, yine şeker, çikolata, atıştırmalık ne varsa aramaya başlıyorsunuz. Ve bunları sürekli yaptığınız takdirde artık pankreas diyor ki of yeter. Ne halin varsa gör diyor. Arızalar ortaya çıkıyor. Ondan sonra gelsin işte şeker hastalıkları. Diyabet. Tip 1, tip 2. İşte sürekli ilaç kullanacaksınız. Allah göstermesin. Bağımlılıklar videosunu izleyin. Bırakmadığınız, hem kendinizi kandırıp ilaçla devam ettiğiniz pankreas yerine işte o ilaçları makineye bağlanmak gibi kullandığınız takdirde belli bir süre sonra zaten pankreas devre dışı kalıyor. Başka ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra şekerin oluşturmuş olduğu kontrolsüz olarak göz görme kaybına varıncaya kadar, Allah göstersin hayatınızı kaybetme durumuna kadar çok kötü noktalara geliyorsunuz. O bakımdan şu soruyu sormanızı istiyorum. Değer mi? Bu kadar kaliteli, sağlıklı bir yaşam varken, doğal tatlılarımız varken, bunu yapmanız için inanmanıza, işte kendinizi iyi hissetmenize, doğru zamanı beklemenize gerek yok. Hemen şimdi başlamanıza ihtiyaç var. Düşünmeden. Ne zamana kadar? Sonuçlarını görünceye kadar. Gözlerinizi kapatın ve devam edin. Görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.